Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine geleceğe yönelik uzun vadeli sepetinizde bulundurulması gerektiğine inandığım bir birimden bahsedeceğim. Öncelikle bu video içerisinde bahsettiğim herhangi bir durum asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendi haber takibim, kendi grafik analizim üzerine sizlere sunduğum yorumlar, fikirlerdir. Herkes kendi grafik analizini, kendi haber takibini yaparak kendisi için en verimli, en faydalı neticeye ulaşacaktır diyerek birimleri açmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle şu an gördüğünüz birim Teta'nın bir alt birimi. Bunun farkı ne Yılmaz diyecek olursanız zaten aralarındaki fiyat farkını da görmek mümkün. Buna az sonra değineceğim. Teta'daki esas önemli birkaç noktadan bahsedeceğim. Öncelikle herkesin merak ettiği sürekli bu birim nereden alınır sorusunun cevabına arzına bile değinmeden önce göz atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Binance, KuCoin dahil aşağıya ne kadar inebilirsek toplam 44 farklı borsada 44 farklı paritede Teta satışı yapılıyor. Bunlardan herhangi birisinden alabiliriz. Burada gözüken toplam 6 tane wallet'ın içerisinde Teta'larımızı saklayabiliriz, tutabiliriz, barındırabiliriz. Şimdi Teta'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? inanılmaz derecede yükselmiş bir birim görüyoruz. Buradan sonra alınmaz değil mi? Ama olay zaten bugün alıp yarın karla çıkmak değil. Bu birimde biraz geleceğe yönelik oynamak lazım. Çünkü mesela şu yönden de içimize su serpen bir olay var. Dolaşan arzla toplam arzla baktığınız zaman arkadaşlar aniden piyasadaki adedin arttırılıp birimin fiyatını aşağıya çekme şansları çok yok. Bu alt biriminde de aynı şekilde göz önüne seriliyor. Şimdi ana sitesine girdiğimiz zaman burada bir yazı bizlere, bir bildiri bizleri karşılıyor. 86 gün sonra mainnet 3.0 güncellemesinin geleceğinden bahsediyor arkadaşlar. Yani bundan 3 ay kadar sonra inanılmaz bir fiyatlandırma Teta'da yaşayacağız diye söyleyebiliriz yani yaşarız. Zaten 3 aylık bir sepete koyduğumuz zaman da birçok kişi için bu videoyu izleyen hiç birçok kişi için uzun vade diyebiliriz 3 aya. Tabii ki benim tavrım nedir? Üzmeyecek minimal bir yatırım yapılır ve uzun seneler boyunca sepette tutulur. Bu Teta'nın farkı diğerlerinden nedir? Diğerlerinden Teta'ya ayıran şey nedir? Teta arkadaşlar blockchain zinciri üzerinde video yayıncılığı yapan bir kurum, bir coin, bir firma. Bunun neden temeli nereden geliyor? Kurucusu arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'un kurucu ekibinden çıkma bir insandır. Samsung'la TTTV ile TTTV zaten kendi e, ıı, firmaları bunu az sonra size göstereceğim. Yani böyle arkasında gerçekten çok sağlam firmalar olan, çok sağlam firmalarla anlaşmış olan bir tokundan bahsediyorum arkadaş, arkadaşlar size. Şu an sitesine girip incelemek isterseniz işte Korece, Çince ve İngilizce seçeneklerini bulmak mümkün. Ancak benim size burada genel itibariyle şu ekrandan bahsetmekten ziyade şuraya ilginizi çekeceğim. Öncelikle Samsung Viar'la evet bir anlaşması var ve gelecekteki Samsung telefonlarda Teta'yı artık oldukça göreceğiz bu. Yani Samsung gibi telekomünikasyon telekomünikasyonlarında işte televizyon, teknoloji ağında bu kadar geniş bir firmayla daha yolun başında olmasına yani yolun başında sayılmasına rağmen anlaşması, işbirliği yapmış olması inanılmaz derecede iyi bir olay. Ve Teta TV'nin e-spor olayı yani internetten yayın yapan insanların Twitch benzeri bir yayın var. Aynı şekilde YouTube'a da benziyor arkadaşlar. Bu Teta TV'nin Twitch ve YouTube'dan farkı nedir? Teta blok zinciri üzerinden yayın yapıldığı için hem çok daha ucuz yani bilginin görüntünün bir noktadan farklı bir noktaya iletilmesi çok daha ucuz gerçekleşiyor. Çok daha ucuz bir şekilde gerçekleşiyor ve burada izle ve kazan yazan bir buton var gördüğünüz gibi. Bu site üzerinden üyelik açtığınız zaman şöyle bir fark var arkadaşlar. Bu sitede bir yayıncı mı yayıncılık mı yapıyorsunuz ya da bu site üzerinden Yayınları mı izliyorsunuz? Size Teta'nın bu alt biriminden Hediye ediliyor. Yani yayın da yapsanız kazanabiliyorsunuz. Girip izleseniz de kazanabiliyorsunuz. Şimdi Youtube'a girdiğiniz zaman Bir kişi video yükler. Mesela ben videoyu yükledim 100.000 izlendi diyelim. Bunun karşılığında 5 lira ya da 5 dolar bir ücret ben alacağım. Ama siz hiçbir şey almayacaksınız. Teta TV'de durum böyle değil. İzleyen de, izlenilen de kazanıyor. O yüzden önümüzdeki süreçte Teta TV'nin inanılmaz yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu nasıl olur? Nasıl gerçekleşir? Şu anda 100 bin, 200 bin abonesi olan yayıncılar var Twitch'te. İşte herhangi bir oyunu vesaire oynayan adamların tek bir videosunu, tek bir canlı yayını 60-70 bin kişi izliyor. Bunlardan bir ordu topladığını düşünün. Yani Teta TV hiç değilse 20-30 kişi topladığını düşünün bir anda herkes Twitch'i bırakıp Teta TV'ye yönelmeye başlarsa ve buradan gelir elde edebildiğini görürse insanlar o zaman Teta TV gelecekte inanılmaz bir noktaya erişecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden size bu birimden bahsetmek istedim. Yani bir nevi video izleyerek para kazanıyorsunuz. Yani hem de izlediğiniz istediğiniz kişinin videosunu izliyorsunuz. Bu yönden çok güzel bir olay. Şimdi grafiğine baktığımız zaman bunun nereye gelip nereye gideceğini söylemek çok içime sinmiyor arkadaşlar. Yani zaten şuradan tümüne tıkladığımız zaman hani geçmişinde gördüğü bir nokta zaten yok. 2019'dan beri başlamış ama yani şu an zirvesini oynuyor. E İlla ki şu andan zirve noktasına bir kar marjına baksak hiç değilse ben bunu alıp çıksam diyen birisi için kısa vadede %33'lük bir kar imkanı sunuyordur. Ama ben elimizde 100 dolar para varsa bu 100 doların yüzünü de tete'ye atıp %30 kar alıp çıkmaktan ziyade 100 doların 10'unu ya da 15'ini tete'ye atarak birkaç sene boyunca unutma taraftarıyım. Çünkü YouTube'un kurucularından olan bir isim tarafından geliştirilmiş YouTube'un ve Twitch gibi bir platformların daha üst seviyesi olarak ortaya Teta TV diye bir proje koymuşlar. Ve şu an biz bu projeyi ilk keşfeden insanlardan biriyiz diyebilirim. Yani tabii ki şu rakamlara bakınca ilk keşfedenlerden birisi asla biz değiliz. Ama yani hiç değilse çok fiyatlarda uçma kaçma yaşanmadan tamam yani buralardan alan bir insan zaten güzel kazanmış ama 3x yani aman aman kaçırdığımız bir durum yok. Ve ben hala bu birimin uzun vadeli sepetimize eklenebileceğini ve uzun vadeli sepetimizde bizleri çok mutlu edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu içeriği sizler için derledim. Umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur. İçine sinen kişi yine benim söylemlerimi işte Samsung anlaşmasına, Sony anlaşmasına ya da YouTube kurucusunun yine bu projeyi başlatmasına güvenerek hareket etmesin. Yani elinden geldiği kadar biraz daha araştırırsanız sizler için daha iyi olur. Yani parayı hiç değilse nereye yatırdığınızı, neye yatırım yaptığınızı bilmek sizin en büyük hakkınızdır. Videoları olabildiğince uzun tutmamaya çalışıyorum. Çünkü uzun videolar izlenmiyor arkadaşlar. Yani onun için böyle 12-13 dakikalık videolar yani 8 dakika ile 13 dakika arasındaki videolar çok daha iyidir diye düşünüyorum aktarmam gereken esas önemli noktaların hepsini sizlere aktardım. Umuyorum ki sizler için verimli ve faydalı olmuştur. Verimli ve faydalı olduysa videoyu beğenip altına yorum atıp kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şans, bol kazanç ve güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.